Hayırlı günler kıymetli dostlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün dedi ki her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Kendisine ya Resulallah ya verecek bir şey yoksa ne yapsın? Sevgili Peygamberimiz eliyle çalışır, hem şahsı için harcar, hem de tasadduk eder, verir, buyurdu. Peki ya Resulallah, çalışacak gücü de yoksa ne yapsın dediler. Allah Resulü dedi ki, o zaman sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder. İhtiyacı vardır, sıkışmıştır, ona yardım etsin. Dediler ki ya Resulallah buna da gücü yetmezse, yani böyle birine yardım etme imkanı da yoksa, Allah Resulü buyurdu ki marufu emreder, iyiliği emreder ya da hayırlı işler peşinde koşmayı emreder, yapın, edin der. Dediler, ya Resulallah, buna da gücü yetmezse ne yapsın? Dedi ki, başkasına kötülük yapmasın. Zira kötülük yapmamak da bir hayırdır, iyiliktir, sadakadır buyurdu sevgili Peygamberimiz. Evet kıymetli dostlar, Ramazan ayındayız. İyiliklerin, hayırın, hasenatın, yardımlaşmanın zirve yaptığı günlerdeyiz. Öyle de olması gerekiyor. Ben bu yardımlaşmayla ilgili sizlerle birkaç hatıramı paylaşmak istiyorum. Ancak öncesinde şunu söyleyeyim. Yani halkımız Ali Cenap'tır. Birçok şeyimiz gitti ama bazı değerlerimiz pörsüdü veya tamamen kayboldu. Bazıları can çekişiyor falan. Ama her şeye rağmen günümüz dünyasında da yardımlaşmamız devam ediyor. Ben şimdi kaybolan bir iki güzelliğimizden, değerlerimizden bahsetmek istiyorum. İmam Hatip Lisesi'ni yatılı okumuştum. Bitirir bitirmez de Beyşehir'in bir köyüne imam olarak tayin edildim. Göreve devam ederken okulun öğretmeniyle de diyalog kurdum, görüşürdük. Baktım bir gün okulun bahçesine bir inşaat başladı. Lojman yapılıyordu okula, okuldaki öğretmenlere lojman yapılıyordu, iki katlı. Yani taş kullanılıyor, beton karılıyor. Hiç unutmuyorum, ilan edildi. İşte okulumuzun bahçesinde öğretmenlerimiz için inşaatı devam eden lojmanda çalışmak isteyen köylülerimiz buyursun gelsinler diye muhtar ilan etti. Ben de gittim. İkinci kata çıkan bir uzun merdiven konuldu. Ve bu merdivene sıralandık köy halkıyla birlikte. Aşağıda beton karılıyor, kovalara dolduruluyor ve o beton dolu kovayı elden ele sırayla aşağıdan yukarıya kadar taşıyoruz ve yukarıda beton atılıyor. Yardımlaşma, dayanışma veya buna imece usulü deniliyor. Yine hatırlarım, ilkokulu bitirdiğim veya bitirmediğim yıllardı. Çünkü az hatırlıyorum.
Kendi köyümüze bir cami yapılıyordu. İki katlı, altı Kur'an kursu, üstü mescit. Hala bu camimiz, Nur Camii ismi de, hizmet vermeye devam ediyor. Aynı şekilde bu caminin, bu mescidin inşaatında da köylülerimizin imece usulü çalışarak katkıda bulunduklarını, yardımlaştıklarını hatırlıyorum. O bina, o köylünün, köy halkının yaptığı bina hala hizmet veriyor. Ben de o Kur'an kursunda ilk hoca mektebi diye geçer burası, Sibyan Mektebi diye geçer. İlk orada başlamıştım Kur'an okumaya. Efendim, yine doğum yerim köy olduğu için hatırlıyorum. Yani bir 6-7 yıllık köy hayatım var çocukluk yıllarımdan. Harman yapılırdı. Köy halkı, biz de dahil, tarlaya ekilen arpa, buğday vesaire, nohut, fi toplanır, harman yerine yığılır ve o günün şartlarında dövenle sürülürdü. İşte atlarla, öküzlerle dövenle öğütülürdü o ekinler. Geç kalan kişiler olurdu bazen. Yardımı azdır. Köylü, harmanını bitiren köylü, geç kalanlara atıyla, öküzüyle, döveniyle gider, yardım ederlerdi. Onun harmanını da birlikte tamamlarlar, tamama erdirirlerdi. Güzel bir imece usulü, yardımlaşma usulü. Yine hatırlıyorum köyümüzde pancar, şeker pancarı ekilir. Ve o günün şartlarında tek tek sökülürdü o ekilen pancarlar. Dirgen denilen, pancar dirgeni de, diren deniliyor, dirgen deniliyor. İşte iki çatallı basıp çıkarıyorsunuz, basıp çıkarıyorsunuz. O sökülen pancarlar tek tek yapraklara da kesiliyor. Ve söküm mevsimi de Ekim ayıdır. Ekim-Kasım, soğukların başladığı ay. Köy halkı kim geç kalmışsa ailece giderler, o geç kalan, pancar sökme işinde geç kalan komşusuna, köylüye yardım ederlerdi. Karşılıksız bunlar. İşte Allah Resulü dedi ya, yani sıkışmış olan kişilere yardım edin. Bu bir sadakadır. İyilik yapmaktır, değil mi? Yine hatırlarım kıymetli dostlar. Bunlar kaybolan güzelliklerimiz bizim. Tabii köy yolları o günün şartlarında asfalt yok ve tarlaya giden yollar zaten asfalt olmaz. Bozuluyor kağını, at arabası vesaire nedeniyle. İlan edilirdi. İşte muhtarlık tarafından genelde Eylül ayının 10'undan sonra bostan bozumu olur. Köyde çok bostan ekilirdi ve ilan edilir. Yarın bostan bozulacaktır. Herkes bostan bozmaya gitsin, bostanını bozsun, toplasın yani kavununu, karpuzunu diye ilan edilirdi. Köylü aynı günde gider o bostan toplama, bozma işini gerçekleştirirdi. Ama birkaç gün öncesinden bir ilan daha yapılırdı. İşte falan gün bostan bozulacağından, bostan yoluna, bostan tarlalarına giden yolun tamiri yapılacaktır. Kazmasını, küreğini alan komşular köy meydanına gelsinler. Herkes kazmasını, küreğini alan köy meydanına gider ve bostan yoluna hep birlikte hareket edilir. Hatırlıyorum. Yolun bozuk yerleri düzeltilir. Çukur yerler doldurulur.
küreklerle, yüksek yerler kazmayla kazılır vesaire. Son hatıra yine bostanla ilgili. Bostan bozulacağı günü civar köyler duyarlar ve gelirler. Her bir komşu köylümüz yolun bir uygun bir yerine durur. Ve atıyla, arabasıyla bostanını bozmuş olarak evine giden herkes kavun uzatır, karpuz uzatır orada yolda bekleyenlere. Hemen hemen onlar da bir iki kağını araba kavun karpuz götürürlerdi köylerine. Yardımlaşma, tasadduk. Ne güzel özelliklerdi, ne güzel davranışlardı bunlar. Köylü verdikçe Allah da veriyordu, bol bol veriyordu. Bazı güzelliklerimiz kayboldu ama bu milletin özü sağlam, kaybolsa da geri gelir, getirmesini de biliriz biz. Bugün de başka türlü yardımlaşma yapılıyor. İşte Gazze'ye yardım ediliyor, fakir fukaraya, garip kurabaya yardım ediliyor. Velhasıl bu güzelliğimizi de devam ettirelim. Sadece Ramazan'da değil, Ramazan'dan sonra da yardımlaşmaya devam edelim kıymetli dostlar. Bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.